Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem abiler, kardeşler, bu son dersimizde inşallah 10. sözden 3. hakikati, babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir konusunu okumaya çalışacağız. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizan ile rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin. Rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin himaye kanadına iltica eden, hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden, uygun hareket eden müminleri mükafatlandırmasın, taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden, Allah'ın hikmetine, adaletine küfürle, tuğyanla isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Dünya hayatında, geçici dünya hayatında o hikmet ve adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Bu dünyada itaat edenler, Allah'ın hikmet ve adaletine uygun hareket edenler mükafat görmüyor, isyan edenler de ceza almıyor. Büyük bir ekseriyetle. Demek ki büyük bir mahkemeye, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Hikmetle Cenab-ı Hakk'ın tasarruf ettiğinin delili her şeyde, insanda bütün aza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Bir azası ağacın meyveleri ne kadar çoksa bir tek azamızın da o kadar büyük faydaları var. Mesela karaciğerimizin 400 tane görevi var. Yani 400 tane görev yapan büyük bir fabrika gibi çalışıyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, tarihçe-i hayatını, fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösteriyor. Bir çam çekirdeğinde çam ağacının bütün özellikleri yazılmış. Bir ağacın sahife-i amalini, tarihçe-i hayatını, fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hılkatinde, her şeyin yaratılışında gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde
bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmet gösterir. İnsan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, yani insan kainatın bir misali musaggarı, küçük bir misali hükmünde kainatın fihristesini, bütün rahmet hazinelerinin anahtarlarını, bütün isimlerinin aynelerini bu küçücük insan vücudu içerisinde derc etmek nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Bu rububiyetin icraatlarına, icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin lütuflandırılmasını, mükafatlandırılmasını istemesin ve onları ebedi mükafatlandırmasın, ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Fıtri ihtiyaç lisanı, istidat lisanı ve ızdırar lisanı, üç ayrı dille istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacatının imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın, en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın, rububiyetin haşmetini ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o zat Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.